Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Stationery Pal markasından gelen çok güzel kutuyu sizlerle birlikte açacağız. Kutusu çok güzel duruyor. İçindekilerin de çok güzel olduğuna eminim. Bir önceki kutu açılım videomu izlemek için de sağ üst köşeye bakabilirsiniz. Unutmazsam videoyu koyarım. Orada da çok güzel ürünler vardı. Bu okula dönüş kutusu olacak. Okula dönüş için çok güzel sitelerinde bir indirim var. Oraya da mutlaka göz atın. Şimdi kutuyu açalım bence. Yine çok güzel paketleme. Yaklaşık bir haftada FedEx firmasıyla, kargo şirketiyle geldi. Çok hızlı bir şekilde, dediğim gibi, Singapur'dan elime ulaştı. Şöyle bir... Çok kötü kutu açıyorum, söylemiş miydim? Kötü bir görüntüden sonra. Bizi harika bir kutu karşılıyor. Kutu içeriği rengarenk. Yine önceki pakette olduğu gibi böyle kağıtlardan yollamışlar. Öncelikle böyle bir kartım var. Sonrasında ilk olarak bu neymiş? Bu hediye olarak yolladıkları bir şey sanırım. Telefonunuzun kılıfının arkasına bu şekilde takıyorsunuz. Bu şekilde telefonunuzun arkasına şöyle yapıştırıyorsunuz. Ve parmağınız şöyle kalıyor. Daha rahat bir tutuş. Telefonu çok düşürüyorsunuz özellikle. Ben de eskiden kullanıyordum. Şöyle göstereyim. Güzel bir ürün. Şurası da çok yumuşak bir silgi gibi. Hoşuma gitti. Rengi de çok tatlı. Sonra şunları biraz çekelim. Önceki paketten çıktığı gibi burada bir tane küçücük ayıcık var. Çok tatlı yine. Çok güzel kokuyor hala. Sonrasında yine bir şey yollamışlar. Astronotlu bir böyle anahtarlık. Sanırım kedi oyuncağı bu. Ama emin de olmayayım. Hani kedi oyuncağı niye yollasınlar bilmiyorum ama kedi oyuncağına çok benziyor. Değilse de tatlı bir hediye yine. Bu şekilde bir tane klips yollamışa, aşırı tatlı. Çok güzel, kağıtlarınıza şey yapabilirsiniz. Çok sağlam durmuyor ama görüntüsü çok tatlı. Evet, benim gördüğüm hediyeler bu kadardı. Çok tatlı bence küçük hediyeler koymaları. Böyle firmaların şey yapmalarını seviyorum. Şimdi çok uzattım. Hemen başlayalım. Burada bir adet okula dönüş için rahatlıkla seçebileceğiniz Tombow Monograph var. Tombow Monograph'ın bu bir markayla yaptığı işbirliği kalemi aslında. Bu şekilde. Japonya'da Monograph'ın, Tombow markasının aslında çok fazla limited edition ya da işte markalarla yaptığı işbirliklerinden çok fazla kalem çeşitleri oluyor. Bu da onlardan biri. Çok güzel bir deseni var. Mavi. Ben bayıldım. Böyle limited edition kalemleri ilginiz varsa, koleksiyon ürünlerini seviyorsanız kesinlikle bu siteye güvenebilirsiniz. Ve bakmanızı öneriyorum. Evet. Diğer ürünümüz böyle. Bu arada hepsinin linkini açıklama kısmına tek tek bırakıyorum. Biraz uzun oluyor ama bakabilirsiniz. Bir adet Harry Potter'lı, lisanslı, deli markasının bir tane defteri. Şöyle açayım size. Böyle yine notlarınızı tutabileceğiniz, İçinde hiçbir şey olmayan, dışı Harry Potter'lı güzel bir defter. Bunda yine bir sürü çeşidi var. Sitelerinden bakabilirsiniz. Sonra şunu göstermeden duramam. Tombow Mono silgileri çok severim, bilirsiniz belki. Bunun Türkiye'de olmayan Limited Edition böyle pastel serisi. Bu yine Tombow Monograph'ın pastel serisine serisinin yanında çıkmıştı. Çok güzel gözüküyorlar. Sarısı var sitelerinde. Sanırım birkaç rengi daha vardı. Bitmeden almanızı öneriyorum. Silginin içeriği bu arada farklı değil. Sadece dışı farklı. Bir de arkası bu şekilde. Sonra burada AirPods kılıfı var. Bunu da göstereyim. Oh, içinden çıktı. Böyle plastik bir kılıf. Bir özelliği yok. Normal. Bir de kancası var. Bunu da şuraya takıyorsunuz sanırım. Böyle kaybetmeden, zarar görmeden kulaklıklarınızı taşıyabilirsiniz. Bir sonraki ürünümüz. Şurada washi tape'ler gözüme çarptı. Onları göstereyim. Kareli washi tape'leri çok seviyorum. Bunlar da Tif diye bir markanın washi tape'leri. Bu şekilde. Ve çok tatlılar. Turuncu. Turuncuyu normalde sevmem ama bu washi tape şeyini de çok beğendim. Sonrasında şurada bir adet not kağıdı, post-it marka aslında ama not kağıdımız var, evet. Bunun biraz farklı olarak çalışıyormuş. Şöyle
masaya koyuyorsunuz, bir tane çekiyorsunuz, diğeri geliyor böyle ıslak mendil gibi. Şuradan çektiğimde ne işe yarıyor bilmiyorum. Bu ilk çekmeye işe yarıyor. Masanıza koyuyorsunuz, bir tane kağıda ihtiyacınız var. Buradan çekiyorsunuz, diğeri geliyor. Sonra diğer şeyinizde onu buluyorsunuz falan. Çok güzel, dışını da çok beğendim. Böyle masada kalması için güzel bir not kağıdı bence. Normal düz böyle krem kağıtları var. Yine bunu da bakabilirsiniz sitelerinden. Sonra normal siyah bir cetvel. Şurada da markası yazıyor, 15 santimlik. Güzel, küçük bir cetvel. Kalem kutularına, kalem kutularınıza falan koyabilirsiniz. Çok güzel duruyor. Sonra şurada bir tane daha klips koymuşlar. O da gözüme çarptı. Kalpli bu da. Sonrasında burada bir kalem var. Bu da sanırım hediye. Çok fazla hediye yollamışlar. Tatlı. Böyle bir jel kalem. Şöyle bakayım içine. Niye da videoma geldi. İçini açamadım ama muhtemelen siyah yazıyordur. Böyle bir jel kalem yollamışlar. Sonrasında burada Muji gördüm. Bir tane sanırım bu lacivert, yani mavi siyah olarak geçen 05 Muji aldım. Muji kullandığım en iyi kalemlerden biri. Aşırı iyi. Mutlaka bir bakın. Mutlaka kırtasiye seviyorsanız, kalemlerle ilgileniyorsanız, daha rahat bir şeyler yazıp çizmek istiyorsanız bakın. Hem de çok tatlı, minimal duruyor. O yüzden bayılıyorum Muji'ye. Bir tane daha olması gerekiyor bu kutu. Az sonra onu da gösteririm. Sonra yine Deli markasının. Böyle mi okunuyor bilmiyorum bu arada ama ben Deli diye okuyacağım. Burada kağıt yapıştırma şey var. Aleti var. Biraz değişik anlattım. Şuradan çıkarayım. Az önce daha düz bir zeminde şöyle yaptım. Yapıştırıcısı bu şekilde. Kağıdı yapıştırıyor. Sadece kağıt yapıştırıcısı herhalde. Çok iyi tuttuğunu düşünmüyorum. Böyle ama bullet journal falan yapıyorsanız o kağıtları yapıştırmada güzel bir şey olabilir. Yine Harry Potter Slytherin desenli bir ürün. Sonraki ürünümüz ne? Burada bir adet Lego var. Lego markasının değil ama bir puzzle olarak geçiyordu sanırım bu. Bir şey var, böyle bunu yapınca gül oluyor. Ben bunu eğer yaparsam videonun sonunda koyarım. O kadar. Oyuncak. Sonrasında ben şuraya geçmek istiyorum. İki tane böyle kağıt. Biri Pikachu'lu, biri de Pikachu'nun arkadaşı. Bilmiyorum, izlemedim. İçine isterseniz hediyelik bir şeyler koyabilirsiniz. İsterseniz böyle saklayabilirsiniz. Böyle ayakta içine bir şeyler koyabilirsiniz. Çok güzel duruyor bence. Sonra şuraya bir bakalım. Burada ne var? Burada çok güzel bir şey var. Mildliner'ın Türkiye'de olmayan, 2022'de çıkan bu yeni renkleri. Aşırı güzel duruyor. Tam böyle Mildliner'dan istediğim. Mesela ben şu pastel setini hiç sevmezdim. Pembe paket oluyor sanırım. Emin değilim ama böyle şey renklerini, koyu ve çok açık renklerini sevmiyordum. Bunların renkleri çok güzel. Size deneyip paylaşacağım zaten renklerini. Video koyarım şimdi, görüyorsunuzdur siz. Mükemmel. Zaten Mildliner ne kadar sevdim biliyorsunuz. Zebra markasının en iyi ürünlerinden biri. Sonra şunları yine çekiyorum. Yine Mildliner var ama bu Mildliner ne? Toy Story 4'lü. Toy Story'ye, yani oyuncak hikayesine bayılırım. Aşırı sevdiğim bir film. Ve Mildliner'ın böyle desenli şeyi çıkarınca böyle aşırı sevdim. Bayıldım. Şurada her yere geliyor. Buzz. Woody'nin şeyi bu da. Kalemi. Çok güzel. Renkler aynı. Sadece dışındaki şey değişiyor ama hani ben seviyorum böyle kalemleri. Aşırı hoşuma gidiyor. O yüzden bir tane bundan da aldım. Sonra Harry Potter'lı yine. Harry Potter bu arada şeyde çok fazla ürünü var. Eğer böyle seviyorsanız filmlerini falan. Ki kim sevmez Harry Potter'ı. Lisanslı ürünleri bulunuyor. Bu nasıl açılıyor bilmiyorum bu kalem. Klipsinden açılan bir kalem var. Bu silinebilir bir jel kalem aslında. Fiyatı da diğer silinebilir jel kalemlere göre uygun da aslında. Şöyle bakmanızı öneririm. Şu
klipsinden açılıyor. Arkasında da bir silgi var. Sonra burada silgiler var. Bunları bakmam lazım. Şöyle Mono'nun küçük bir silgisi var. Diğer silgiyle karşılaştırayım sizlere. Daha böyle parlak bir paket bu. Aynı seriden sanıyordum. Değilmiş. Şöyle ışıltılı biraz. Bu da yeşil. Evet, bu bayağı parlıyor. Muji'nin silgileri mükemmel. Çok güzel siliyorlar. Çok tatlılar. Bayıldım. O yüzden bir tane siyah, bir tane beyaz. Siyahını zaten denemiştim. Bir de beyazını deneyeyim dedim. Bu şekilde. Tatlı silgiler. Sonrasında şuradaki başka kalem var mı burada? Yok. Şunları size göstereyim. Bir tane Muji'nin şöyle basmalı bir kalemi. Basmalı. Daha kötü tarif edemezdim kalemi. Böyle çok sade bir görüntüsü var yine. 05 siyah. Bir tane de 05 yine siyah şey var. Az önce gösterdiğim lacivert renginin siyahı var aynısının. Sonra Pentel'in böyle bir serisi varmış. Bunun tam ne şey olduğunu bilmiyorum. Şurada belki yazıyordur. Bir tane çiçek dükkanının kalemi gibi bir şey olabilir. Bakın şurada yazıyor. Bu da yine özel bir seriye ait Pentel'in jel kalemi. Hoş bir görüntüsü var bende. Şu üstündeki çiçekler de çok güzel. Sonrasında önceki alışverişimde şeyini almıştım. Belki hatırlıyorsunuzdur. T-Rex olanı, dinozorlu olanı almıştım. Burada da köpekli olanlarını aldım. Çok tatlılar. Böyle rose gold ataşlar. Çok seviyorum. Herkes seviyor. Gören herkes. Sonra burada yine hediyeler var. Küçük. Bu şekilde. Bunlar da pinler herhalde. Böyle üstünüze ya da çantanıza takabilirsiniz. Şurada iğneleri var. Böyle bir tane gökkuşaklı var. Pastel. Bir tane de fırlatması var. Böyle bir şey var. Çok güzeller. Sonra defterler kaldı bir tek. Onları da göstereyim. Çünkü çok güzeller. Bir tane kampüs, Kokuyor'nun kampüs serisinden aldım. Çünkü bunlar yurt dışında deli gibi kullanılıyor. Deli gibi insanların videolarında sürekli bunları görüyordum. Ve ben bu kağıtlardan şeyini kullanmıştım. A5 dot kullanmıştım. Çok güzel kağıtlar. Gramajı fazla değil ama arkaya geçirmiyor. Hiçbir şekilde geçirmiyor. Böyle kartotex gibi. Hani kartotex gibi değil tabii ki. Kalın bir kağıt değil. Ama arkaya geçirmiyor. Gayet kaliteli. Zaten Kokuyor markası çok bilindik bir marka. Şöyle bir içi var. Umarım kağıtları bunda kalitelidir. Ama zaten aynı marka. O yüzden kalitesi olacağını sanıyorum. Rengi de çok güzel. Şurada kaplamaları da ben yurt dışındaki defterlerimi beğeniyorum. Şöyle ayrılmıyorlar çok. Kağıtlar var burada. Şu iki tane. Yine Kokuyor markasının kampüs serisinin dot ve kareli. Bunlar okula başlamadan önce bunlardan bence edinin. Türkiye'den bulabiliyorsanız edinin. Stationery Pal markası zaten bunlardan satıyor. Bir sürü şeyini, boyunu, B5'i var, A5'i, A4'ü bir sürü boyutu var. Onlara bakın. Ben notlarımın hepsini bunları alıyorum zaten son zamanlarda. Aşırı işime yarıyorlar. Ve biriktirmesi şuradaki şeylerinden dolayı kolay oluyor. Bunları bir dosyaya falan koyabilirsiniz. Sonrasında son iki ürünümüz kaldı zaten. Bir tane daha defter var. Silterin'de yine bu. Yine Deli markasının. Bunları herhalde seri olarak çıkartmışlar. Böyle ben de hep Silterin alayım dedim. Yine içi çok minimal. Böyle bazen Türkiye'den aldığım defterlerde şey oluyor. İçinde böyle kocaman filigran falan oluyor. Böyle üstündeki kapaktaki figür şurada oluyor, şurada oluyor, şurada oluyor. Onlar çok çirkin geliyor bana. Tüm yazım şeyimi de hevesimi de kırıyor. Böyle defterler minimal, tatlı. Ve sanırım bir tane mousepad aldım. Çünkü şunun görüntüsüne bakın. Şu masanız olsa böyle mutlu olmaz mısınız? Çok tatlı görünüyor. Dediğim gibi okula dönüş için çok fazla back to school temasında indirimleri ve serileri var. Mutlaka bakın, böyle şeyleri de var. Set halinde onlar yapıyor. Mesela gökkuşaklı bir tema seçtiniz. Siyah bir tema seçtiniz. Kalemliğinden kalemine her şeyi koyuyorlar. Siz de zaten içine bakabiliyorsunuz, içeriğine satın almadan. Çok güzel şeyler var. Bayılıyorum ben bu markaya. Bu şekilde bir mousepad.
Yani çok bir mousepad olarak performans şey beklemeyin ama güzel, gayet güzel şöyle. Hoşuma gitti benim. Evet, kutunun hepsi bu kadardı. Şöyle içinde başka bir şey kalmış mı? Kalmamış. Bu şekilde tüm alışverişim böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Siteye bakmak istiyorsanız açıklama kısmında linki var. 500 kere falan söyledim. Üzgünüm. Bu kadardı. Umarım güzel bir sene olur hepimize. Bunu mutlaka okula başladıktan sonra izleyecekler vesaire de olacaktır. Yine sizde sık sık indirim oluyor. Kış indirimi, yaz indirimi, okula dönüş indirimi. Ama okula dönüş indirimi sanırım en büyüklerinden biri. O yüzden mutlaka bakın. Böyle küçük hediyeler de koyuyorlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Olmadı. Yapamadım.